aslında disiplinler arası programlar neden bu programlara ihtiyaç var? Çünkü uygulamaya dönük bilgi üretebilmek ancak disiplinler arası bakış açısıyla mümkün. Yani bir şehre, şehirle ilgili herhangi bir konuya tek disiplinin bakış açısıyla cevap verebilmeniz aslında mümkün değil. Çünkü sadece şehir değil, bütün gerçek yaşam alanları ya da bütün gerçek yaşam olguları tek bir doğa bilimi ya da sosyal bilim disiplininin bilgisiyle anlayabileceğimiz, dolayısıyla müdahale edebileceğimiz ve sorunlara da çözüm üretebileceğimiz alanlar değil. O nedenle bu çok disiplinli lisansüstü programlarını ben çok kıymetli buluyorum ve artmasını diliyorum. Yani umuyorum bu akşamki aslında konuşmalarımız, tartışmalarımız da bu anlayışın yaygınlaşmasına katkıda bulunur. Pelin Derviş bana aylar önce aslında biz bu konuda telefonla konuşmuştuk ve yüz yüze yapacaktık bu çalışmayı. İlk anlattığında da çok heyecanlanmıştım. Gerçekten hala da bu heyecanımı sürdürüyorum. Şimdi ben bu akşamki sunumda öncelikle çevre psikolojisini tanıtmakla işe başlamak istiyorum. Çünkü çevre psikolojisinin tam olarak ne yapmaya çalıştığını, neyi amaçladığını ya da işte çevre psikolojisinin mekan olgusuna, çevre olgusuna, yer olgusuna, bakış açısını anlamadan aslında diğer disiplinlerle ilişkilerini ve şehir, çocuk, tasarım gibi konularda nasıl katkılar olabileceğini anlamamız mümkün değil. Dediğim gibi kendimce bir seçki yaptım. Çünkü çok geniş bir alan çevre psikolojisi. Bizim ülkemizde giderek daha çok üniversitede ders olarak açılıyor. Ama hala çok yetersiz. Fakat dünyada hiç öyle değil. Sadece çevre psikolojisi çalışan departmanlar bile var. Yani ders olmayı bırakın. Çok hem uygulama alanı olarak hem teorik bir alan olarak çok yeni bir alan değil artık. 70'lerde ilk ortaya çıkmıştı. Şimdi yeri geldiğinde söyleyeceğim. Ama oldukça önemli bir alan. Özellikle uygulanabilir bilgi üretmeyi öncelikle hedeflediği için. Şimdi nedir çevre psikolojisi diye başlarsam, yani bir tarif etmekle başlarsam, pek çok tanım vardır. Aslında 70'lerde 74'te ilk kez adı konmuş bir dergiyle, derginin çıkmasıyla beraber ve bir ders açılmasıyla beraber aslında adı resmi olarak konmuş ve işte Amerikan Psikologlar Birliği'nin de bir disiplin olarak kabul etmesiyle adı konmuş bir disiplindir çevre psikolojisi. Ve psikolojinin bir alt alanı olan sosyal psikolojiye bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Yani buradaki bağlılık nasıl bir şey? Sosyal psikologlar çevre psikolojisinin öncülleridir büyük ölçüde. Bir tanesi hariç Barker, birazdan sözünü edeceğim. Barker gelişim psikoloğudur. Daha sonra zaten çevre psikolojisi sosyal psikolojinin içinden doğmuştur. Ama günümüzde ve giderek, yani 70'lerden başlayarak günümüzde de kendi bağımsız teorileri olan, kendi araştırmacıları ve teorisyenleri olan gerçekten bağımsız bir alandır artık. Ben tabii daha tanımına bile geçmeden, çünkü sonradan unutabilirim ve çok üzülürüm, İki tane çok değerli hocamı anmak istiyorum. Çünkü Türkiye'de hiç bilinmeyen, da çok az bilinen bir alanda ben, yani 80'li yıllarda, işte 86, daha sonra 90'ların başında doktoramı bitirdim. Yani bundan işte 30 sene önce bugüne göre daha da hiç bilinmeyen bir alandı. Benim çok şanslıydım ve hocam Nuri Bilgin, kaybettik onu rahmetli. Nuri Bilgin'in doktora çalışması çevre psikolojisi alanındaydı. Fransa'da yapmıştı. Eşya insan ilişkileri, eşya sistemleri üzerine bir çalışmaydı. Ve ondan dersler alırken bize çevre psikolojisi anlatırdı. Ve ben çok sevdim yani. Zaten ben psikolojiden önce, çok az insan bilir, bir yıl mimarlık okudum ve teknik resmi beceremediğim için mimarlığı bıraktım. Ama mimarlık benim aslında, yani mekan benim çocukluğumdan beri çok ilgimi çeken bir şeydir. Yani sokaklar, yerler, etraf diyeyim. O yüzden mimarlık istemiştim ama yapamadım yani. Sonra tekrar sınava girdim ve insanı da çok merak ediyordum. Psikolojiye girdim. Sonra yıllar sonra kader ağlarını ördü ve Nuri Bilgin benim hocam oldu ve çevre psikoloji çalışan biri. Yani mimariyle psikolojiyi birleştiren bir alanı ben tanımış oldum. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Gerçekten hani kader gibi görüyorum böyle bazen, tırnak içinde tabii. Nuri Bilgin hocamın
Yani çok emeği vardır, lafı üzerimde hiçbir şey anlatmaz. Ben ondan öğrendim bu alanı. Daha sonra benim hiç hocam olmadı ama gerçekten hocamdır. Hala bugün mesela hazırlanırken en çok onun yazılarından yararlandım. İpek Gürkaynak, o da şu anda emekli. İpek Hoca'yı Aslı tanır. İpek Gürkaynak'ta çevre psikolojisi, özellikle Barker'ın ekolojik psikolojisi üzerine Türkiye'de çok erken çalışmalar yapmış olan çok az sayıda insandan bir tanesi. Yani psikoloji içindeki tek kişi aslında. Eğitim alanından daha çok var. Başka araştırmacılar var tabii ama onun kadar yoğun çalışan yok. Daha sonra tabii belki Olcay İmamoğlu'nu da anmam lazım. Onun da çevre psikolojisi alanında çalışmaları var. Onun da katkılarını anmam lazım. Ama gerçekten özellikle çocuk ve mekan konusunda herhalde İpek Gürkaynak Türkiye'de yaşayan tek, bence çocuk ve mekan konusunda özellikle herhalde en önemli isimdir. Benim üzerimde de çok büyük emeği vardır. Onu da buradan saygıyla, sevgiyle anmak istiyorum. Şimdi böyle başlamak istedim. Çevre psikolojisinin en basit tanımı yapmak istersek şöyle tanımlayabiliriz. İnsan ve mekanın, insan ve çevrenin karşılıklı etkileşimini inceleyen bir psikoloji alt alanıdır diyebiliriz. Ama tarif böyle içi boş gibi bir şey görünebilir. Çünkü burada mesela yani böyle hani psikolojide insan davranışları inceler der bitiririz ya, aslında orada insan davranışı kavramını eğer açımlamazsak, yani davranıştan psikoloji ne anlar, bunu açmazsak hiçbir şey söylemez bu tarif, değil mi? Şimdi o yüzden burada da insan mekan ilişkilerini inceleyen psikoloji alt alanıdır dediğimizde çevre ya da insan çevre ne anlar çevreden? Karşılıklı ilişkiden ne anlar? Bunları açmak lazım. Şimdi çevre kavramı aslında bir de tabii şunu tarif etmem lazım. Psikolojiden ne farkı var çevre psikolojisinin? Yani psikoloji bilimi, psikoloji bir temel bilimdir. Önce bir kere bunu söylemek lazım. Yani bir temel bilimdir ve temel bilim iddiasıyla ortaya çıkmıştır. Doğa bilimlerinin neredeyse yöntemlerini birebir kullanır. Kuşkusuz 70'lerden başlayarak çevre psikolojisinin doğduğu yıllarda eleştirel akımlar da çok görünür olmuştur. Ve tabii psikolojinin bu kendisini doğa bilimi gibi konumlaması meselesi de çok eleştiriler almıştır. Ben de bunların çok büyük kısmına katılıyorum ama şunu da söylemem lazım. Psikolojinin temel bilim olması, bir temel insan hakkında temel bilgilere ulaştığımız bir disiplin olması çok kıymetlidir. Çünkü aslında çevre psikolojisine temellik eden bilgilerin çoğu da psikolojiden gelir. Dediğim gibi onun içinden doğar. Mesela şu soru sorulabilir. Psikoloji disiplini, yani çevre psikolojisinden önce psikoloji disiplini insan çevre etkileşimini ele almıyor muydu diye bir soru çok meşru bir soru olabilir. Eğer buna evet ya da hayır diye cevap vermem istense hayır diye cevap veririm. Almıyordu. Şimdi, çünkü neden almıyordu? Hemen burada da mecburen umuyorum çok teknik kaçmayacak ama analiz birimi ve değişken kavramlarına girmem lazım. Şimdi psikoloji içinde çevrenin, yani bir kere çevre dendiğinde ne anlaşılır? Yani klasik psikolojiden bahsediyorum. Çevre dendiğinde aslında diğer insanlar anlaşılır. O yüzden zaten çevre psikolojisi sosyal psikolojinin içinden doğmuştur. Çevre demek psikolojide insanın dışındaki diğer insanlar demektir. Biz buna daha bir kavramla cevap tanımlamak istesek ne diyeceğiz? Sosyal çevre. Psikoloji için çevre sosyal çevredir. Yani insanlar ve diğer insanlar. Peki psikoloji fiziksel bir çevre olduğunun ve insan davranışının bundan etkilendiğinin, bunun insan davranışının bu fiziksel dünya içinde var olduğunun farkında değil mi? Yani olabilir mi bu? Farkında olmaması mümkün müdür? Değildir. Tabii ki farkında. Ama şimdi dedim ya, ondan oraya geldim. Psikoloji bir temel disiplindir ve doğa bilimleri yöntemleriyle bütünüyle, yani tamamen pozitivist bir yöntem anlayışıyla çalışır. Şimdi böyle çalıştığınızda incelediğiniz olguyu değişkenlere ayırarak çalışırsınız. Yani etkilenen değişkenler, etkileyen değişkenler, işte aracı değişkenler vesaire. Burada analiz birimi kavramı devreye girer. Aslında disiplinleri birbirinden ayıran da analiz birimidir. Ne demek analiz birimi? Bir disiplin soru sorduğu ve cevaplarını aradığı, yani açıklamaya çalıştığı olguları nasıl tanımlıyor?
nereye bakıyor? Yani analiz birimi o disiplinin baktığı yerdir. Şimdi psikolojinin baktığı yer insan davranıştır. Yani psikoloji, genel psikoloji klasik anlamda davranışa odaklanır. Analiz birimi davranıştır. Yani bağımlı değişken, eğer değişken kavramlarıyla konuşursam, bağımlı değişken her zaman davranıştır. Davranışın farklı boyutları. Bu, biz davranıştan sadece görünen davranışı anlamayız. Yani bütün motor becerilerden tutun da işte düşünsel tutumlar, bilinçler, her şey. Yani insan davranışının çok farklı boyutları ve katmanları aslında psikolojinin analiz birimi oluşturur. Şimdi çevre psikolojisinden önce fiziksel çevre tabii ki psikologların farkında olduğu bir şeydi. Ama her zaman fiziksel çevre iki biçimde ele alınmıştır. Ya kontrol edilmesi gereken bir değişken, yani bizim ilgili ya da karıştırıcı değişken dediğimiz şey. Yani insan davranışı üzerinde etkisi olduğu bilinen ama bu etki kontrol edilerek asıl davranış çalışılan bir değişken olmuştur. Ya da bağımlı değişken olmuştur. Yani insan davranışını etkileyen değişken olmuştur. Burada hemen bir alt alandan bahsetmem lazım. Fiziksel çevrenin en çok çalışıldığı ve fiziksel çevreye en çok dikkat edilen psikoloji alt alanı algı psikolojisidir. Yani insanların beş duyusuyla ya da yani duyular yoluyla ya da başka deneyimler yoluyla fizik çevreden nasıl etkilendiğini dert edinmiştir. Yani analiz birimi insan davranışı fiziksel çevreden nasıl etkilenir? Şimdi bu çok önemli çünkü günümüzde özellikle tasarım süreçlerinde, şimdi böyle hemen en sona atlayacağım ama neden bu önemli onu söylemek için bunu yapıyorum. Mesela tasarım süreçlerinde ya da işte mimari alanında, planlama alanında insanı sürecin içine katmanın yolu olarak da genellikle bu yol izleniyor. Yani insandan kaynaklanan değişkenler tasarım sürecinin ya da işte planlama sürecinin ya da mimari sürecinin içine eklenerek yani bir etkili faktör olarak görülüp ona göre iş üretiliyor ya da bilgi üretiliyor. Şimdi psikoloji de böyledir. Mesela algı psikolojisi değil mi? İşte biz biliriz yani Gestalt'tan beri çok önceden yani çok büyük adam bir teorisyendir Gestalt. Bence çok kıymeti bilinmemiş de biridir psikolojide. Ama biz bağlamın yani fizik bağlamın ardalanın etkisinin çok büyük olduğunu biliriz. Nedir mesela renkler insan davranışını nasıl etkiliyor? İşte gürültü mesela performansı nasıl etkiliyor değil mi? Yok işte ısı nasıl etkiliyor? Yani fizik çevreden gelen faktörler, etkiler ya da fizik çevrenin özellikleri bir yanda bunlar bağımsız değişkenler. İnsan davranışı diğer yanda. Birisi neden, diğeri sonuç. Yani bu nedenler insan davranışını nasıl etkiliyor? Psikolojide buna böyle bakılıyordu. Ya da eğer bu yapılmıyorsa da biraz önce söylediğim gibi fizik çevreden kaynaklanan değişkenler kontrol edilerek, manipüle edilerek çalışılıyordu. Yani fizik çevrenin etkisi aslında her zaman biliniyordu. Ama neden çevre psikolojisine kadar çevre psikolojisinin tarif ettiği gibi edilemedi? Çünkü gerçekten o doğa bilimlerinin pozitivist yöntemi çok sınırlayıcı. Şimdi o tabii bugünün konusu değil. Bunu da hala çözemedik. Yani hala da çözebilmiş değiliz. Hani bir takım olguları hem pozitivizmin avantajlarından yararlanarak ama hem de dezavantajlarını engelleyerek nasıl ele alırız bunu henüz tam çözemedik ama çok sıkı da çalışıyoruz. Yani bir sürü eleştirel akımlar, işte niteliksel yaklaşımlar, pek çok 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 kıymetli çaba var. Bunlarla bu işler hallolacak gibi geliyor. Şimdi 70'lere geldiğinde psikoloji içinde iki tane hem bir düşünsel eleştiri yani psikolojinin insan davranışını incelerken fizik mekanı gerçekten fizik mekanın önemini yeterince ele almadığına dair bir eleştirel yaklaşım. Hem de böyle olduğu için de hiçbir zaman psikolojinin insan davranışlarını bütün boyutlarıyla inceleyemeyeceğine yönelik entelektüel eleştiriler. Bu tabii daha ayrıntılı ama kabaca anlatıyorum. Hem de yöntemsel eleştiriler, alan içinden gelen eleştirilerle çevre psikolojinin ilk kıvılcımları görülüyor. Ama tabii 70'li yıllar neden? Yani psikolojik uygulama alanlara bakın hepsi 70'lerde ortaya çıkmıştır. İşte eğitim psikolojisi, adli psikoloji, çevre psikolojisi değil mi? Aslı belki aklına başka şeyler de gelir.
pek çok uygulamalı alan 70'lerde ortaya çıkmıştır. Bunun bir sebebi var. Yani birdenbire psikoloji içindeki işte teorisyenler, araştırmacılar, çalışanlar, psikoloji entelektüelleri aniden uyanmadı. Her bilimin içinde olan gelişme bütün bilimlerde ve felsefede her yerde aslında hatta teknolojide dünyada ne olup bittiğinden doğrudan etkilenir. Şimdi 70'lerin yani 60'lı yılların konjonktürü, politik konjonktürü aslında çevre psikolojisinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Benim çok sevdiğim Altman'ın bir şeyi vardır. Çevre psikolojisi hem sosyal değişmenin çocuğudur hem de annesidir der. Yani hem aslında sosyal değişme yaratmıştır psikoloji içinde ama hem de o sosyal değişmenin sonucunda doğabilmiştir. Çünkü 60'ların sonunun dünyasını hatırlayın. Hani genç arkadaşlarımız belki çok detaylı bilmiyorlar. Hani biz de yaşamadık. Ben de 60'larda yani yeni doğmuştum ama sonuç olarak biliyoruz değil mi? 68'ler, 68 hareketlerinden biliyoruz. İşte bütün dünyayı kasıp kavuran bir isyan hareketi aslında. Şimdi bu isyan hareketinin itirazın genel olarak kamusal itirazın sadece o çok klişe bildiğimiz politik yanlarından öte nedenleri ve sonuçları vardı. Bir kere aslında bu kapitalist kentleşmenin olumsuz etkilerinin çok açıkça görüldüğü Batı dünyasında yıllardı. İşte yoğunlaşma, kentlerdeki nüfus artışının yarattığı konut sorunları, kentlerin düzensiz yapılaşması, konut problemleri, işte insanların nefes alamaması, gürültü, çevre kirliliği her şey. Yani 60'ların sonuna doğru dünyadaki itiraz hareketleri aslında şunu da söylüyorlardı değil mi? Biz böyle bir fiziksel dünyada hani politik olarak memnun değiliz bir sürü şeyden. Onu öyle bir dünyada yaşamak istemiyoruz ama aynı zamanda bu sosyal ve politik sonuçlara yol açan bu fizik dünyadan da memnun değiliz diyorlardı. Şimdi tabii ki psikoloji buna duyarsız kalamazdı. Bakın 70'lere baktığınızda bütün sosyal bilimlerde ve bütün düşünce biçimlerinde, sanatta falan da, sinemada, her şeyde görürsünüz. Aslında müthiş bir değişim vardır. Çünkü bu dünyadaki dünyadan yükselen, Batı dünyasından tabii daha çok yükselen haykırışa sosyal bilimlerin vereceği bir cevap yoktu. Ben aslında şu içinde yaşadığımız günleri de çok benzetiyorum o günlere. Bir şeyler yaşanıyor, bakıyoruz ama ne öngörebildik ne de ortaya çıktığında şu anda anlamakta yeterliyiz, değiliz. Çünkü niye değiliz? Bakın, çünkü bizim bilgilerimiz çok disiplinler, yani çok belirli koşullara uyarlanabilir bilgiler. Esneklikleri yok. İşte maalesef pozitivizmin böyle bir şeyi var. Yani esneklik sağlayan bir bilgi üretme yöntemi değil. Şimdi çevre psikolojisinin ortaya çıkışı ve psikolojideki diğer alt alanların en önemli nedenlerinden biri de 60'ların dünyasının yarattığı taleplerdir. Yani endüstri psikolojisi de mesela o zaman ortaya çıkmıştır değil mi? Hani büyük grevler var vesaire şeyler var ama endüstri psikolojisi çıkmıştır da hani işçiler daha mutlu üretim koşullarında nasıl çalışır diye bilgi maalesef pek üretememiştir. Daha çok nasıl daha çok çalıştırılır diye bilgi üretmiştir. Buradan da böyle bir eğer endüstri psikolojisi içinde daha kamusal yarar için çalışan arkadaşlar varsa bana kırılmasınlar, mutlaka vardır, olmalıdır. Ama genel olarak daha çok büyük çoğunlukların yararına bilgi üretildiğini düşünmüyorum endüstri psikolojisinde. Neyse, şimdi çevre psikolojisi böyle bir alan değil. Çevre psikolojisi hakikaten bu tartışmaların sonucunda işte 70'lerin sonunda ortaya çıktığında psikolojiden farklı olarak ne yapıyor? Biraz önce anlattım ya, şunu iddia ediyor. Diyor ki fizik çevre sadece bir dekor değildir. İnsan davranışı bir vakumda oluşmaz ve fizik çevreyi bir dekor olarak sadece insan davranışını etkileyen bir faktör olarak faktörlerden oluşan bir bütün olarak göremezsiniz. Çünkü fizik çevreyle insan ilişkisi iki tarafın yani şöyle düşünün insan ve fizik çevre. Bu iki tarafın karşılıklı en az ikisinin de etkililik anlamında eşit olduğu bir karşılıklılık içinde oluşur. Şimdi tanım böyle yıllar içinde çok değişmiştir ama ben de bir özetleyeceğim. Şimdi fizik çevre derken şu gelmesin aklınıza. Sosyal çevreyi ihmal mi eder? Hiç değil. Çevre psikolojisi insan ve dışındaki her şeyi çevre olarak kabul eder. Yani orada fizik mekanda var, diğer insanlar da var. Hatta üçüncü bir faktör var. Şimdi tahta olsa bir üçgen çizerdim. Her köşesine yani zaman,
insan ve mekan yazardım. Aslında çevre psikolojisinin ideali ya da ne diyeyim ütopyası insan davranışını insandan kaynaklanan, mekandan kaynaklanan ve zamandan kaynaklanan yani o üç aktörün karşılaştığı üçenin orta alanını düşünün. Bu üç aktörün karşılaştığı yerde gerçekleşen şey olarak incelemektir. Çevre psikolojisinin ütopyası budur. Yani insan davranışı, insan zaman ve mekandan kaynaklanan değişkenlerin karşılıklı oluşturduğu bir paterndir, bir örüntüdür. O böyle incelenebilir der. Tarifi budur. Şimdi bu tarife, yani bu tarifte sözü edilen amaca ulaşabilmiş midir? Kısmen. Çünkü bakın, bütün bilimlerde olduğu gibi bu amacı böyle kağıt üstüne tarif ederseniz ama buna ulaşabilmek için, bu modele uygun araştırmalar yapabilmeniz için yöntemlere ihtiyacınız vardır. Şimdi bu nedenle çevre psikolojisinin klasik psikolojiden farklarını şöyle kısaca söylersem, biraz önce söylediğim gibi bu karşılıklılık çok önemli. Zamanı da sadece hani modern zaman olarak ele almaz. Hem insan davranışının tarihselliğini kapsamamız gerektiği biçiminde, hem insanın bireysel tarihini kapsamak biçiminde, hem de resmi ya da formal zaman diyebileceğim işte günün farklı saatleri, yılın farklı ayları, farklı mevsimler gibi, yani zamanın da çok boyutlu bir kavrayışıyla zamanı ele alır çevre psikolojisi. Bunları aklımızda tutarak çevre psikolojisini psikolojiden ayıran temel şeyler nelerdir? Bir kere bu karşılıklılık tarifidir. Yani insan davranışının bir şeylerin etkisi sonucunda oluşan değil, aynı zamanda aktif bir aktör olarak insanı gören, mekanı da aktif olarak gören ve bir karşılıklı olarak tanımlayan bir yaklaşım vardır. İkincisi, eklektik bir yöntemi vardır. Yani psikolojide kullanılan yöntemler genel olarak daha tanımlanmış, işte belirli kriterlere uyan ya deneysel yöntemler ya alan çalışmaları ya işte yarı deneysel yöntemler, hiç onlara girmeyeyim ama daha klasik yöntemlerdir ve bellidir. Yani disipline edilmiştir. Şimdi çevre psikolojisi kendisini disipline arası, interdisipliner bir alan olarak tarif ettiği için bunu sadece diğer disiplinlerin de baktığı bir yere bakıyor diye yapmamıştır. Yani mekan diğer disiplinleri de baktığı bir yer. Biraz önce söyledim ya, onların da analiz birimi. O yüzden disiplinler arası değildir sadece. Yani disiplinler arasılığını getiren şey sadece teorik bakış açısı değildir. Aynı zamanda eklektik bir yöntem anlayışı vardır. Yani gerektiğinde diğer disiplinlerin yöntemlerini de kullanır. Sadece psikolojinin yöntemlerini kullanmaz. Aynı zamanda çok önemli bence bir başka iddiası ya da farkı, teori üretmek kadar uygulamalı bilgi üretmeyi de önceler. Yani psikolojinin temel amacı aslında, yani bütün disiplinlerin aslında temel amacı değil mi? Teori üretmektir. O teori üretmek için aslında uygulamalı çalışmalar yapılır. Yani bütüncü teori üretmek. Kuşkusuz teoriler hayata uygulanmak için üretilir. Yani sadece hobi olsun diye teori üretmezler. Ama çevre psikolojisinin vurguladığı başka bir şey. Çevre psikolojisinde ideal çalışma en az teori üretme motivasyonu kadar uygulamada hayatı değiştirme motivasyonunda olan araştırma demektir, ideal araştırma. Ve burada bizim psikolojide genel olarak kullanmadığımız başka bir geçerlilik kavramını kullanır. Şimdi yeni yeni aslında psikolojinin diğer alanlarına da girdi ama ekolojik geçerlilik kavramı çok benim sevdiğim bir şey. Aslında ben bir sosyal psikolog olarak da çalıştığımda ekolojik geçerliliği çok önemsiyorum. Ne demek ekolojik geçerlilik? Ürettiğiniz bilginin hayatın içinde, yani gerçek yaşam alanlarında uygulanabilirlik oranı. Şimdi bu ne demek? Ekolojik geçerli, yüksek bilgi üretmek istiyorsanız hayatı değiştirmeye çalışacaksınız demek. Yani bilim, ne yazık ki şöyle bir şey var. Dünyayı değiştirme ya da daha yaşanır hale getirme misyonu sadece sanki doğa bilimlerine özgüymüş gibi. Yani onlar köprü yapacaklar ki biz karşıdan karşıya geçebilelim. Sanki sosyal bilimlerin böyle bir misyonu yok gibi. Tabii bizim ülkemizde hele kimsenin sosyal bilimleri takmadığı için ya maalesef bu misyonu iyice görünmez hale geliyor. Ama aslında sosyal bilimler de modernizmin çocuğudur ve dünyayı değiştirme iddiaları vardır. Yani ne yönde değiştirme?
çoğunluğun çıkarı yönde değiştirme. Yani bunu, bu ne yönde değiştirmeyi de kafamıza göre tarif edemeyiz. Bütün bilimlerde olduğu gibi maksimum düzeyde insanın iyiliği için bilgi üretmek. Şimdi ekolojik geçerlilik bu demek. Çevre psikolojisi bunu da önemser. Yani her bilgi hayatta neye karşılık geliyor, neyi değiştirecek? Teori kadar bunu da önemser. Şimdi bunları umuyorum, şimdi bunlar şu açıdan önemli. Yani çevre psikolojisinin diğer disiplinlere, işte tasarıma, çocuklar için daha iyi şehirler, daha iyi oyun alanları ya da neyse mekanlar üretme sürecine nasıl katkıda bulunduğunu anlayabilmemiz için onun ne yaptığını anlamamız lazım. O yüzden bunu yapmak zorundayım. Şimdi çevre psikolojisini böyle tarif ettiğimde analiz biriminin insan-çevre ilişkileri. Çevre dediğimde şu andan itibaren fiziksel ve sosyal insan dışındaki çok aktif olarak çevre psikolojisinin gördüğü bütün her şeyi, spor olarak değil, aktif bir aktör olarak gördüğü her şeyi kastediyorum. Analiz birimi budur yani, insan-çevre etkileşimidir. Peki mesela dedik ya interdisiplinlerdir ve aslında bizim ele aldığımız şehir konusu, efendim şehirlerdeki oyun alanları konusu ya da işte kamusal alanlar konusu, bütün bunlar diğer disiplinlerinde bakış açılarına giriyor. Onların da analiz birimi. Peki ne farkı var birbirinden? Şöyle bir farkı var. Şimdi her disiplin aslında analiz birimini kendi disiplininin ihtiyaçları doğrultusunda tarif ediyor. Evet, mekana, fizik mekana, çevre psikolojisi dışında bakan, onu analiz birimi olarak kabul eden tabii bir sürü başka disiplinde var ama ne yapıyor? Mesela mimarinin ya da işte kent planlamanın bu disiplinlerin mekana bakarken ki motivasyonu son çözümlemede insanla ilgili değişkenleri kullansalar da, bir takım işte sosyal bilimlerin kullandığı değişkenleri ya da kavramları kullansalar da asıl motivasyonları mekanla ilgili bilgi üretmek. Öyle değil mi? İnsanla ilgili değil, mekanla ilgili bilgi üretmek. İnsanlar için yaşanılabilir mekanlar yaratmak ama mekanla ilgili bilgi üretmek. Çevre psikolojisi de son çözümlemede istediği kadar karşılıklılığa baksın, insan için bilgi üretmeye bakıyor. Yani sonuçta çevre psikolojisi bir psikoloji alt alanı. Bakış açısı çok daha etkileşimsel, çok daha bağlamsal ama sonuç olarak insanla ilgili bilgi üretiyor. Diğer disiplinler ise mekana bakan, mekanın kendisiyle ilgili bilgi üretmeye çalışıyorlar. Peki bu alanların interdisipliner çalışması işte bu yüzden çok gerekli. Yani insandan hareketle bakan ve mekandan hareketle bakanların bilgilerini birleştirmeleriyle ancak gerçekten yaşanabilir fiziksel ortamlar yaratılabilir. Çünkü ben istediğim kadar çevre psikolojisi açısından bir araştırma dizayn edeyim ve yapayım ama şunu bulabilirim, atıyorum bir park nasıl olmalı, bunu tarif edebilirim mesela. Ama bu fikrin hayata geçirilmesini gerçekleştirecek olan aslında doğa bilimlerinden gelen disiplinler. Öyle değil mi? Yani o fizik mekanı hayata geçirecek, gerçekleştirecek olan çevre psikoloji disiplini değil. Ya da hiçbir sosyal bilim disiplini değil. Mesela sosyolojide ne yapar? Değil mi? Şehir olgusuna, işte oyun olgusuna belki. Belki işte aile olgusuna, belki çocuk ebeveyn ilişkilerine daha kurumsal açıdan bakar. Onun da psikolojiden farkı o. Değil mi? Psikoloji daha bireysel davranış düzeyinde bakıyor. O da olgu, yani iyi bir şehir nasıl bir şehir olmalıdır konusunda tabii ki diğer sosyal bilimlerin bilgilerinden ya da iyi bir oyun alanı nasıl bir oyun alanı olmalıdır anlamında bilgilere kuşkusuz diğer sosyal bilimlerin bilgilerinden hareketle de ulaşabiliriz. Şimdi bu anlamda interdisipliner olmak şu demek değil. Bir interdisipliner bakış açısıyla mesela tasarım yapmak, bu tasarımı yani bu çalışmayı yapacak olan gruptaki herkesin ilgili bütün disiplinlerin bilgilerine sahip olmasını hiç gerektirmiyor. Ama şu da doğru değil. Benim bu tür deneyimlerim olduğu için biliyorum, teorik olarak da bu hep söylenir. Disiplinlerin yan yana durmasıyla da olmuyor. Yani şöyle bir ideal ekip şöyle bir ekip değildir bence. Bir mimar, bir kent plancısı, işte bir çevre psikoloğu, bir gelişim psikoloğu, bir sosyolog, bir şey atıyorum. Aklıma gelenleri saydım. Şimdi bunlar hep beraber çalıştılar ve ideal olan tasarımı yapabilirler mi? Yapamazlar. Disiplinler arasılık yan yana gelmekle edinilecek bir şey değil.
Çünkü aslında disipliner sılık dediğimiz yaklaşımın hayata geçirilmesi sürecinde de bir mekandan bahsediyoruz değil mi? Yani farklı disiplinlerin yan yana durduğu bir sofra gibi düşünün. Şimdi eğer mesela, bilmiyorum bu herhalde sakıncalı değildi aklıma gelen örnek. Mesela meze kavramından eğer ortak bir şey anlamıyorsanız değil mi? Yani meze kavramından ortak bir şey anlamıyorsanız farklı insanlar aynı masada muhabbet ortamı kuramazsınız. Yani birisi mezeden mesela portakal suyunu anlıyorsa bir diğeri patlıcan ezmesini anlıyorsa olmaz, öyle değil mi? Şimdi peki bu nasıl sağlanır? Bu ancak şöyle sağlanabilir. Farklı disiplinler asgari düzeyde birbirlerinin nasıl çalıştıklarına dair kavramlara ve yaklaşımların bilgisine sahip olmak zorundalar. İşte benim hani biraz önce yapmaya çalıştığım bu. Çok aşırı da değil. Mesela ben bilmeliyim. Bir tasarımcı nasıl bakar? Temel bilgileri bilmeliyim. Yoksa tasarımın kendi bilgisini bilmek zorunda değilim. O yüzden bir yani o ortak sofrayı önce bir bağlam olarak tarif edip ortak bir dil oluşturmak gerek. Ondan sonra gerçekten çok mümkün ve disiplinler arasılık olağanüstü şeyler yaratabilir. Şimdi böyle baktığımız zaman aslında çevre psikolojisi içinden ben size mesela şehir ve o yüzden de çok zor aslında sınırlamak. Yani şehir çocuk ve tasarım ya da oyun çocuk şehir tasarım dediğim zaman çok farklı yaklaşımlardan hareketle çok farklı şeyler anlatabilirim. Çünkü dediğim gibi çevre psikolojisi bir disiplin ve bir sürü farklı kuram var. Bir sürü farklı yaklaşım var. Ben kabaca aslında biraz şeyse bugün tanıtmak istedim. Yani onu tercih ettim. İpek hocama da andığım için onun çalıştığı daha çok bu ekolojik psikoloji. Şimdi Barker'ın aslında çevre psikolojisinin öncülerinden olan Barker'ın geliştirdiği, Barker çünkü bir gelişim psikoloğu ve ekolojik psikoloji yaklaşımını çevre psikolojisinin kardeş alanıdır ya da işte ekollerinden biridir diyeyim. Çocuk oyun alanlarını izlerken geliştirmiştir. Çok basit bir şey. Aslında Barker şunu fark etmiştir. Şimdi gözlem kullanıyor, gözlem yöntemini. Çok farklı gruplardan, çok farklı sosyoekonomik yapılardan, hatta farklı yaşlarda, farklı cinsiyetlerde, farklı giyinmiş, evlerinde belki farklı şeyler yemiş, farklı aileleri olan, yerlerden ve durumlardan gelmiş olan çocuklar oyun parkında aynı davranışı gösteriyorlar. Şimdi biz çocukların davranışlarını biraz önce anlattım ya, ne etkiler diye baktığımızda aslında işte onların demografik özellikleri, aile yapıları, şunlar bunları bir sürü bağımsız değişken sayarız. Barker şunu fark etmiş. Bu bizim üzerinde çok çalıştığımız değişkenler ne olursa olsun bir çocuk parkının fiziksel, mekansal yapısı çocukların davranışlarını aynılaştırıyor. Bu çok kritik bir şey. Yani şimdi böyle basit gibi görünüyor günümüzde ama ben tarihselliği de çok önemsiyorum aslında akademik çalışmalarda. 60'larda bu çok önemli bir bilgi. Tıpkı 1936'da Levin'in bizim sosyal psikolojinin babalarından biridir. Daha 36'da davranışın çevre ve yani fiziksel çevre ve insanın karşılıklı davranışının bir fonksiyonu olduğunu söylemesi gibi 36'da. Şimdi o da çevre psikolojisinin öncülerinden biridir. Şimdi Barker bunu fark ediyor ve diyor ki buradan çok uzatmayayım tabii ki bir çalışmalar sonucunda davranış ortamı dediğimiz bir kavrama geliyor. Davranış ortamı aslında en basit tarif edersem insanlarla fizik mekanların en başta söylediğim gibi karşılıklı etkileşimi sonucunda oluşan bir fizik mekandaki mümkün davranışların ve bağlamların aslında bize bütününü anlatan bir kavram. Yani bir çocuk parkında örneğin oturup mesela çocuklar piknik yapmazlar. Çocuk parkında yapılabilecek olan davranışlar bellidir. Bunlar nasıl oluşur? Hem bir yandan parktaki oyun araçlarının özellikleri, işte nitelikleri, o araçları kullanan çocukların özellikleri, bunlar zamanla karşılıklı yaşanmışlıklar oluşturur ve sonuçta o parkın, yani oyun parkı dediğimiz, çocuk parkı dediğimiz şeyin sabit, neredeyse sabit bir davranış ortamı oluşur. Ama bu demektir ki değildir ki davranış ortamları sabittir. Şimdi eğer
ekolojik psikolojinin kendine özgü yöntemleri vardır. Barker'a göre bu davranış ortamlarının eğer biz öğelerini bulabilirsek, yani bir mekanı tasarlarken davranış ortamıyla ilgili analitik çalışmalar yapabilirsek, o mekanın kullanıcıları açısından en ideal olarak nasıl tasarlanacağının bilgisine de ulaşabiliriz. Şimdi diyorlar ki bu ekolojik psikologlar ya da davranış ortamı kavramından hareketle çalışanlar, aslında fiziksel ve sosyal çevreler, bakın hiçbir çevre sadece fiziksel ya da sadece sosyal değildir. İkisi birdendir, en başta da söyledim. Fiziksel ve sosyal çevreler aslında o çevrede mümkün olan davranışlar için bir set oluştururlar. Buna çevrenin sundukları, yani affordance kavramı aslında sundukları diyor ekolojik psikologlar. Böyle baktığımızda bir çocuk parkı tasarlarken aslında, şimdi en sona geleyim bir sürü şeyi atlayarak. Şimdi çocuklarla ilgili en temel şunu söylememiz lazım. Bir defa biz çocuklarla ilgili oyun ve oyun parkı kavramları üzerinde düşünürken bir defa şunu bilmeliyiz. Oyun kavramı da aslında bizim icat ettiğimiz bir şey değil mi? Çocuk kendiliğinde ben oyun oynayayım diye mi oyun oynuyor acaba? Özellikle oyun diye bir kavram olarak, yani gelişimsel olarak bunu zihninde oluşturmadığı, yani kavram ve kategori ilişkisini kurmadan önce. Çocuk aslında yaşıyor. Biz onun yaptığına oyun diyoruz. Öyle değil mi? Yetişkinleri belki de taklit ediyor. Biz ona oyun diyoruz. Hatta yetişkinler çocukları taklit eden şeyler yaptığında da yetişkinlerin çocuklaştığını düşünüyoruz. Bakın bu örneği, bunu şunun için söylüyorum. Aslında biz oyun dediğimiz şeyi de yetişkinler tarif ediyor. Şimdi hepsi üzerinde çok çok uzun uzun konuşulabilir ama tabii ki konuşmayacağım. En basit ne yapıyoruz? Bir park ya da işte oyun alanı üzerine düşünürken çocukların bir defa elde var bir gelişimsel özellikleri hakkında bilgimiz olması gerekiyor. Yani bu psikolojinin ana akım bilgilerinden zaten edinebiliriz. Çünkü çocuk için kendi bedeni dışındaki dünyayla kurduğu her iletişim, etkileşim, her ne diyelim alışveriş aslında gelişimleri açısından hayati öneme sahip. Böyle gelişiyor. Yani büyükler olarak o kadar büyük bir sorumluluğa sahibiz ki ev içinde de ev dışında da çocukların çevrelerini nasıl biçimlendirirsek öyle onların gelişim imkanlarını biçimlendirmiş oluyoruz. Yani sınırlayabiliriz, açabiliriz. Şimdi bakın pek çok şey yapabiliriz. Hemen aslında bunları söylediğim anda mesela özerklik, İşte bağımsızlık, bir sürü kavramdan söz etmem lazım. Çocuk için tanıdıklık, aşinalık, karmaşıklık, keşfedilebilirlik, mekanın yeterliliği, uygunluğu, estetik açıdan bütünlüğü, estetik beğeni geliştirme açısından sunduğu imkanlar. Yani bunu böyle sonsuza kadar uzatabilirim. Ayrıca başka bir grup değişken, güvenlik açısından durumu nedir vesaire. Bakın nereden baktığınıza bağlı olarak aslında şuraya geliyorsunuz. Nasıl bir çocuk istiyorum ben, değil mi? Nasıl bir hayat istiyorum sorusu, nasıl bir çocuk istiyorum, nasıl büyüyen bir çocuk istiyorum. Dolayısıyla ileride nasıl yetişkin olacak bir varlık üzerinde ben tasarrufta bulunuyorum. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerek. Bütün müdahalelerimiz aslında gelecekte yetişkin olan bir varlığın gelişimini yönlendirmek anlamına geliyor. Kısıtlamak ya da açmak, ikisi de. Yani kısıtlama mı gerekir, açmak mı gerekir, bunun da kararını biz veriyoruz. Şimdi yüzlerce şey var değil mi? Yani çevre psikolojisinde de var. Kaç gündür okuyorum ama hakikaten anlatmakla bitecek gibi değil. Böyle bir şey gerek de değil belki. Mesela ideal oyun alanı tarif edilebilir mi? Edilemez bence. Edilemez. Çünkü ideal oyun bile tarif edilemez. Kimin için diye sorarım. Çünkü birbirine tamamen benzeyen, homojen bir çocukluk diye ve çocuk diye bir şey yok. Ama o kadar da değil diyebilirsiniz. Evet şu var. Şimdi bizim psikolojide, hani Aslı çok iyi bilir, gelişim psikologları çok iyi bilirler. Şeyin, yani bu alan bize sonsuz bilgi sağlıyor. Evrensel olarak çocukların ihtiyaç duydukları, yani motor becerileri, mental becerileri, bilişsel becerileri, yani gelişimleri için evrensel olarak Afrika'daki çocuğun da, Hindistan'daki de, Amerika'daki de
bütün çocukların, biz varsayıyoruz ki evrensel bir takım ihtiyaçları var. Bunları biliyoruz. Yani bunları asgari bakın, bunları sağlayabiliriz. Ama ötesi o kadar ideolojik ki. Tamamen ideolojik. Yani bana sorsanız şehir denen şeyin tamamen kontrol demek olduğunu düşünüyorum zaten. Yani mesela özellikle bu pandemi sürecinde herkes düşünsün. Nerede yaşadığımızın bu kadar önemli bir gün bu kadar önemli olabileceğini hiç düşünüyor muyduk? Yani evimizin dış mekanla ilişkisinin ölçüsünü, şunu bunu, bunu hayatımızın bütününü bu kadar etkileyebileceğini düşünebiliyor muyduk? Çünkü eve kapanma gibi bir ihtiyacımız yoktu. Daraldık mı kırlara gidiyorduk, işte AVM'lere gidiyorduk vesaire. Gördük ki yani bunlar hiçbir şey yaramıyor. Önce AVM bizi kurtarmadı. Şimdi bakın, ben örneğin şu anda yaşadığım yerde acayip kendimi şanslı hissediyorum. Ev içiyle ev dışının çok esnek ve geçirgen olduğu bir köyde kocaman bahçem var. Herkesin evleri arasında zaten mesafe var. Hem çok yakınız fiziksel olarak, sosyal olarak ama fiziksel olarak uzakız. Gayet de mutluyuz. Hiç de bir yoksunluk falan hissetmiyoruz. Çünkü burası şehir değil. Şehir değil ne demek? Kontrol edilmiş bir mekan değil. Şimdi o yüzden benden bir cümle isterseniz, ideal çocuk alanı nasıl olmalıdır diye. İlk söyleyeceğim cümle, tabii ki yetmez ama ilk söyleyeceğim cümle şudur. Olabildiği kadar az kontrol edilmiş mekan en iyi oyun alanıdır. Neden? Çünkü bir oyun alanını tasarlarken kontrol ettiğinizde kontrolün içeriğini nasıl oluşturduğunuza bağlı olarak çocukların bütün davranışları belirlenecektir. Sizin bakın niyetinizden bağımsız olarak bile böyle. O nedenle şunu kesinlikle bilmek zorundayız. Evet, çocukların temel gelişimlerini sağlayacak, hatta geliştirecek, bunu kolaylaştıracak mekanlar. Bunun bilgisi en kolay ulaşılacak bilgi. Ama aynı zamanda özgürlükten ne anlayacakları, diğer insanlardan, çocuklar ve ebeveynlerle ilişki nasıl kuracakları, bütün bunları düzenliyorsunuz bir park düzenlerken. Yetişkinlere sorduğunuzda çocukların siz nasıl bir oyun alanı istersiniz değil mi? Siz de biliyorsunuz. Bütün araştırmalar şunu gösteriyor. Güvenli. Güvenli. Çünkü yetişkin için ilk hedef çocuğu korumaktır. Hele şehirden bahsediyorsak şehir demek kontrol demek. Ne kadar ironik değil mi? Aynı zamanda tehlike demek. Hem bu kadar kontrol edilen hem de bu kadar tehlikeli olan başka bir şey var mı? Yani müthiş bir kontrol altında ama aynı zamanda çok tehlikeli. Çünkü çok heterojen, çünkü asla kontrolü mümkün olmayan bir dinamizme sahip falan. O nedenle böyle söyleyeyim. Yani tasarım, belki de şunu söylemem lazım, çok yönlü bir süreç. Ama tasarım, şunu da mutlaka bilmeliyiz, asla bitmeyen bir süreç. Yani bir döngü tasarım. Hani yaptım parkı, oldu bitti. Çevre psikolojisinin tasarımdan anladığı, tasarım öncesi araştırma, tasarım uygulama olarak ele alınır çevre psikolojisi. Tasarım öncesi araştırma, ondan sonra tasarımın kendisi, yani tasarlanması, kağıt üstünde hayata geçirilmesi, ondan sonra kullanılması, kullanım sırasında gözlenme, oradan alınan bilgilerle tasarımın tekrar düzenlenmesi, böyle bir döngü. Peki bu döngün olabilmesi için değil mi? Çok basit. Neyi bilmemiz gerekiyor? Demek ki tasarlayacağımız mekanı değiştirilemez özelliklerde yapmayacağız ki dönüşebilsin. Esnek yapmak zorundayız. İşte burada ne devreye giriyor? Mimarlar, tasarımcılar, planlamacılar nasıl esnek yapacaksın? Yani aynı zamanda kendilemeye izin veren. Kendileme ne demek? İnsanın fizik mekanla kurduğu ilişki, dolayısıyla çocuğunda o mekanla birlikte dönüşmeleri de demek ki ne kadar katı tasarım, o kadar kendilemeye izin vermeyen tasarım demek. Sorularla açabiliriz. Yani benim notlarım asla bitmez. Kendilemenin İngilizcesi nedir? Personalization. Appropriation. Karoseksel Fatih'in ilk kullandığı bir kavramdır. Çok önemli bir kavramdır. Ya belki şunu da söylemem lazım. Benim yani bunu hani kitabımı tanıtmak için yapmıyorum ama ilgilenenler bilsin. Çevre Psikolojisi diye bir kitabım var. Bilgi Üniversitesi yayınlarından çıkan bir kitap. 4. baskısı şu anda yayında. Bu anlattığım kavramlar ve daha tabii çok fazlası
O kitapta var. Kendileme yani ilgilenenler kitabı okuyabilirler. İpek Hocam'ın çalışmaları da ve çerçeveler vardır kitapta. Kendileme kavramı Pelin çok hoş bir kavramdır. Şey gibi hani bir çevre psikoloji tanımlamıştı. İnsanın yeni aldığı ayakkabıyla kurduğu ilişki gibi. Yani ayağınız ayakkabıya girer, ayakkabı ayağınızı sıkar. O bir süre sonra siz ayağınızı ayakkabıya göre tutmayı öğrenirsiniz. Ayakkabı da esner ayağınıza göre ve bir süre sonra ayakkabı gayet sizin ayakkabınız olur. İşte bu kendileme. Ben hep derslerde şu örneği verirdim. Yeni gelin evleri vardır ya böyle. Hiç oturulmamış. Oysa gerçek bir evde yani kendilenmiş bir evde koltukta izler vardır. Hayatın her yerde izleri vardır. Değişirsiniz. Koltuğu oraya koyarsınız, olmaz oraya koyarsınız. Yani kendileme. İnsan mekan ilişkisinin mekanın ve insanın karşılıklı değişmesiyle ideal hale gelmesine geldiği sürece denir diyeyim. Çok teşekkür ederim. Evet. Evet. Cevap yazdım. Kendilemenin İngilizcesi appropriation. Hocam ne diyeyim, ağzınıza sağlık her zamanki gibi. Çok hem zihin açıcı hem de zihindeki bir sürü şeyi birbirine bağlayıcı. Sadece açmakla kalmıyor, bir sürü şeyi de birbirine bağlayabiliyor. O yüzden de çok değerli oldu. Çok teşekkürler. Ben de epey kafamda dönen sorular ve fikirler var ama arkadaşlar sizden başlayacağım. Neler geliyor aklınıza, nasıl sorular var? Melek Hoca'yı dinledikten sonra aklınızda beliren biraz onları görebilirsek çok seviniriz. Hocam bir soru gelmiş Aylin Eke'den. Başka bir kitap önerisi var mı acaba diyor. Çünkü sizin kitabı zaten tezinde kullanmış. Başka bir şey var mı diye soruyor. Yani iki seçim. Türkçe Nobel'den çıkan bir kitap var. Ama şöyle söyleyeyim. Çevre psikolojisinin belirli ekolleri var. Mesela bazı ekoller sadece ekolojik sorumluluk dediğimiz insanın doğa üzerindeki davranışlarıyla ilgili konulara bakan. İşte bazısı çok bilişsel yaklaşımlarla çevre psikolojisine bakan, Nobel'den çıkan daha farklı bir paradigmayla bir çevre psikolojisi. O var bildiğim ama şu anda valla duyuyorum bir sürü birkaç tane editör yani çevre psikolojisi kitabı yapılmaya çalışılıyor Türkiye'de. Editoryal kitaplar. İngilizce pek çok kitap var yani çok fazla sayıda var. Dergi çok basit var. Bir Google taramasıyla bulursunuz. Dergi var. Birkaç tane çevre psikoloji dergisi var. Bir başka soru da şu. Kırsalda ya da şehir karşıtı desem doğru olur mu bilemedim. Güvenlik ya da kontrol kaygısı yok mudur bu ailelerde? Kırsalda da yok mudur? Çok derin bir cümle oldu ama demiş Günçil. Kırsalda da bir güvenlik kaygısı yok mudur diye soruyor. Kuşkusuz vardır ama kırsalda ya da tabii şimdi kırsal diye homojen bir şey de tarif edemiyorum. Yani mesela İşte Belgrad ormanları da kırsal değil mi? Asla yani çocuğumu ben şahsen 3 metre gözümün önünden ayırmazdım. Şimdi, yani kırsal dediğimizde şöyle düşünün. Çevre psikolojisinde doğal ve yapılandırılmış çevre diye iki ayrım vardır. Evet. Şimdi doğal ortamlar kuşkusuz belki şehir kadar güvenlik kaygısının yüksek olduğu ortamlardır. Neden? Çünkü sınırları bakın insanın güvenlik algısı mekanla ilgili mekanın sınırlarını kontrol edebilirlik oranıyla belirlenir. Anlatabildim mi? Yani bu sadece görme duyumuzla olan bir şey değildir. Yani gördüğünüz, görmeniz önemlidir mekanın başladığı ve bittiği yeri. Ama onun dışında kendi gücünüzün orayı kontrol edebileceğine ikna olmanız lazım güvenli hissedebilmeniz için. Şimdi doğal alanlar genellikle sınırları belirgin olmadığı için çok güvenli hissettiğimiz yerler değildir. Ama kırsal bölgeler, köyler, hani genel kullanım da köyden köye de çok fark var ama köyler ya da kırsal bölgeler dediğimizde kastettiğimiz şehir kadar yapılandırılmamış alanlar. Tabii ki orada da güvenlik kaygısı vardır. Mesela sokak asla şehir kadar tehlikeli bir yer değildir. En başta söylediğim gibi çevre psikolojisi sadece mekanla ilgili değişkenlere bakmaz. Şehir hayatı çok daha bireyci bir hayattır. Bireycilik, toplulukçuluk diye bir konumuz var çevre psikolojisinde. Kültürle, sosyal psikoloji, kültürleri birbirinden ayıran nitelik. Şimdi şehirde sizin çocuğunuz kapınızın önünde diyelim ya da bir oyun parkında oynarken
sadece siz onun üzerinde kontrol sahibisinizdir. Bir başkası genellikle sizin çocuğunuza müdahale etmez. Ama kırsal alanda sokakta oynayan çocuğa bütün mahalle müdahale eder. Çünkü o adeta bütün mahallenin aslında çocuğudur. Bakın size çarpıcı bir şey vereyim. Bu köydeki evime ilk buraya geldiğimde, burada yaşadığımda en dikkatimi çeken şey olmuştu. Bir şey olmuştu. Engelli çocuk var sokakta görüyorum. Önce tabii çok böyle şehirli kafasıyla yani köyde engelli oranının yüksek olduğunu düşündüm. Bakın işte bu aslında gördüğümüzün sadece gerçeğin bir boyutu olduğunu görmemiz için yani bana bunu gösterdi en azından. Sonra hayır düşününce anlatıp hiç öyle değil araştırdım. Şimdi fark ne biliyor musunuz? Burada engelli çocuklar sokaktalar. Evin içinde değiller. Ve gerçekten o kadar mutlular ki. Şimdi bütün sokak, bütün köy demeyeceğim. Yani dedim ya biraz önce sınırları var da güvenlik algısının ama bazen benim bahçeme geliyor diyelim. Herkes aslında onları kontrol ediyor. Yani belli bir yerden öteye gitmesine izin vermiyor. Şimdi daha kolektivist bir hayat. Bu kolektivist hayat her durumda iyi midir? Hayır. Mesela size gelen gideni de kontrol ediyor komşular aynı zamanda. Orada bir dezavantaj olabilir. Yani demeye çalıştım. Hiçbir olgu bir yerden baktığınızda tamamı görülemez. Kırsal alanlardaki güvenlik kavramının ya da güvenlik algısının içini dolduran şeylerle şehirdeki birbirinden farklı. Hatta şehirde de tek değil. Ben yıllar önce bir araştırma yapmıştım. Hiç onun sonu yayınlamadım. Norveç'te bir kongrede sunduk ve üşendim yayınlamadım. Gecekondu bölgelerinde yaşayan çocuklarla kent merkezinde yaşayan çocukların oyun alanlarının ailelerinin algıladıkları güvenlik açısından karşılaştırılmasını yapmıştım. Çok daha yüksekti gecekondu bölgelerinde güvenlik algısı. Çünkü orada ki oyun alanları yarı yapılandırılmıştı. Yarı yapılandırılmış. Çünkü kentteki tam yapılandırılmıştı. Ve çocukların gecekondu bölgelerindeki mahallelerdeki çocukların çok daha özgür ve mutlu olduklarını görmüştüm. Şimdi bakın burada da bir paradoksal bir durum var değil mi? Şehirdeki oyun alanı çok kontrollü ama aslında ebeveynin gözetimini çok daha gerektiren aynı zamanda. Yani o kadar çok şeyle ilgili sizin yaptığınız çalışmada ona mesela baktığımda tam böyle caddelerin ortasındaki bir kavşakta değil mi? Bir kavşak düzenlemesi. Onunla mahalledeki korunaklı bir alandaki oyun alanı ya da bir sitenin oyun alanı karşılaştırılmaz bile. Yani çok fazla faktör olduğu için ne iyidir sorusuna tek bir cevap vermek imkansız. Araştırma ancak yaparak bunu bulabiliriz. Evet umuyorum cevap oldu bilmiyorum. Ne oldu? Bir başka arkadaş Bilgen hocam oyun hep çocuk bağlamında ele alınıyor ama umarım konuyu çok dağıtmam ama mesela Huizinga'ya göre iyi söylemedim belki ama oyun kültürden de öncüldür diyor. Homo ludens diye oyun oynayan insan kavramını ortaya koyuyor. Son dönemde bakıldığında sadece çocuklar için değil büyükler için de oyun ve deneyim mekanları yaratılıyor ve ayrıca kent peyzajının içinde tasarım alanları var hepsi için. Bu konuda ne düşünürsünüz diyor. Ben diyeceğim ki bunun içine hayvanlar da dahil, özellikle sosyal hayvanların mesela köpeklerin oyunu üstüne de yapılmış çocuklarla köpek oyunları, köpeğin kendi başına neden oyun oynadığı, işte maymunların neden oyun oynadıkları falan üstüne de epey şey yapılmış durumda aslında. Ne düşünürsünüz? Evet. Ben aslında zaman geçmesin diye çok üzerinde durmadım da en başta dedim ya, yani oyun nedir? Oyunu hani çocukların oyun oynadığı. Böyle bir tarif ediyoruz. Ben şöyle söyleyeyim. Mesela ben çok oyun oynarım. Aklınıza gelecek her oyun yani. Bilgisayar oyunları, her türlü oyuna bayılırım. Ve oyunu kendi kendime mesela şöyle tarif ediyorum. Başkaları için ya da ne mesela başkaları için nedir ya da resmi. İş örneğin, iş nedir? Çalışmak nedir? Geçinmek için iş yapmak zorundayım. Yani üretmekle iş aynı şey değildir. Ben mesela şu anda benim bir işim yok. Emekliyim. Yani benim bir işim yok. Bir profesyonel alanım var. Ama ben o kadar hayatımın emekli olduktan sonra en üretken dönemini yaşıyorum. Çok da üretiyorum. Kimse bunun için bana para vermiyor. 30 sene ürettim diye para veriyorlar.
Şimdi bence oyun dediğimiz şey aslında, yani onu söyleyecektim. Benim için mesela enginar konservesi yapmak da bir oyun. Şimdi oyun dediğimiz şey resmi olarak yapmak zorunda olduklarımızın dışında yaptığımız her şey oyun. Yani ben böyle şu anda hayatımın bu döneminde böyle tarif ediyorum. Mesela aslında ve çok aklıma şu anda gözümün önüne böyle bir görüntü geldi. Geçen akşam seyrettiğim bir filmde vardı. Yani iki sevgili gençler, işte erkek pencerenin altına giriyor, bir İtalyan filmi, kız da perdeyi açıp kapatıp aslında bakın onunla oynuyor. Yani bir oradayım bir orada değilim gibi yapıyor. Şimdi mesela buna aşk da diyebilirsiniz, oyun da diyebilirsiniz değil mi? Yani burada iki aşığın hareketleri de diyebilirsiniz. Oyun oynuyorlardı diyebilirsiniz. Oyun bence tarif edilebilir bir şey değil. Tarif etmeye çalışılmasının amacı oyun denen etkinliği de kontrol altına almak. Maalesef böyle yani. Çünkü oyun çok tehlikeli bir şey. Herkes aklına gelen gibi oynarsa çok denetilebilir olmayız. Tabii. Ben tam mesela daha az yönetilebilirim çünkü zaman resmi zaman değil artık benim. Bakın aslında günlük hayatın hani iş zamanı iş dışı zaman değil mi? Mesela öyle klasik bir soru vardı. Boş zamanlarında ne yapıyorsun? Boş zaman dedikleri çalışmadığın zamanlar. Yani hayatımda benim hiç boş zamanım olmadı. İş yerinde bile oyun oynardım. Çok daraldığımda odama girip bilgisayar oyunu oynardım. Sonra ne zaman rektörlük bizim bilgisayarlarda ne yaptığımızı denetlediğini rektörlüğün öğrenince mesela oyun davranışım kısıtlandı. Eminim herkes oyun. Kulaklığı çınlasın Yurdal hocam. Yani bundan 35 sene öncesinden bahsediyorum. Henüz şimdiki gençlerin bildiği kadar çok oyun yoktu ama memlekete gelen elektronik oyunları ilk keşfedenlerden biriyim. Bununla gurur duyuyorum. Ve burada da bir hocamı anacağım. Yurdal Topsever hocam. Benim aslında istatistik hocamdır. Aslı tanır. Yani hocaların hocasıdır. O da yaşıyor. Ömrü çok uzun olsun. O oynardı bilgisayarda oyun. O kapattığı anda gidip açardım ve oynardım. Oyun muhteşem bir şey. Yani tarif edilmedikçe daha da güzel bir şey. Tam da bu noktada şeyi sormak istiyorum. Gamification, bu eğitimin oyunlaştırılması hakkında ne düşünüyorsunuz diyeceğim o zaman. Vallahi çok çok bildiğim bir alan değil. Ama mutlaka şu anlama geliyordur diye düşünüyorum. Ya da bildiğim kadarıyla eğitimin mümkün olduğu kadar aslında kalıcı bir düzen içinde yapılması kastediliyor. Öyle değil mi? Doğru. Yani evet, şimdi bu da bir çok iyi bir şey. Çünkü neden? Eğitimin alıcı ve verici diye böyle öğreten ve öğretilen, öğretileni ya da eğitileni tırnak içinde etkili ve bağımsız kılan her şey bence çok hayırlı. Yani müthiş bir alma verme ilişkisine dayalı bir eğitim anlayışımız var. O yüzden mesela ben sorular kısmını çok daha fazla seviyorum. Öbür türlü başladım ya, ben anlatıyorum ama ne, yani sanki böyle bir bilgiye bir şey anlatıyorum ama karşımda aslında dinleyenlerde bu söz neye tekabül ediyor bunu şey yapmam mümkün değil. Sınıf o yüzden çok güzel. Yani yüz yüze etkileşimde ve herkesin aktif olarak katılabildiği bir eğitim süreci herkes için çok daha, bak, faydalı demeyeceğim, sadece zevkli. Zevkli bir şey. Evet. Doğru. Yani ondan oyun gibi oldu. Zevkli. Yağmur şunu sormuş. Junk Adventure Playgrounds hakkında ne düşünürsünüz? Az kontrol edilmiş ideal oyun alanı fikrine çok yakın çünkü bana göre diyor. Evet evet, macera alanları. Şimdi bu tabii ben onların az notlarını almıştım. Bir oyun alanının asgaride taşıması gereken şeylerden bir tanesi de aslında maceraya, çocuğun keşfetmesine, hatta biraz kendisini hafifçe tehlikeye atmasına ne kadar açık oldu. Çünkü bu öğrenme için çok önemli. Bunlar. Tabii ki çok faydalı görüyorum. Yani güzel, iyi bir şey gibi görüyorum. Ama şunu da unutmayın. Hangi çocuklara bu oyun alanını yapacağınız da çok önemli. Çünkü çocuğun oyun açısından tarihselliği kendi hayatındaki arka plan da çok kritik. Yani al senin için en iyisini yaptım, oyna burada demekle olmuyor. Hangi çocuk için, hangi çocuklar için ne yapacağımız önemli. Yani tek bir doğru cevap yok. O yüzden herhangi bir alternatif hakkında iyi demek kolay değil. Kimin için iyi diye sorarım.
Anlatabiliyor muyum? Yani farklı çocuklar için farklı oyun anlayışları gerekebilir. Tabii çocuğun böyle hakkı da yok işin kötüsü. Mesela tasarım konusunda ben not almıştım katılım kavramını. Katılım tasarımda çok önemli bir boyut değil mi? Kullanıcının katılımı. Çocukların bu hakkı var ama buna yetkin olmadıklarını düşünüyoruz. Mesela çocuğun katılımını nasıl mümkün kılabiliriz üzerine de kafa yormamız lazım. Ona bağlı olarak Özlem de yine Cank macera oyun alanlarından feyz alarak bir şey demiş. Çocuklar tarafından kendilenme, appropriation en çok olanak tanıyan model olması ya da bu coğrafyadaki ekolojik geçerliliğine yönelik çalışmalar, araştırmalar var mı acaba diye soruyor. Bilmiyorum. Yani özel olarak çünkü çalıştığım bir alan değil. Bilmiyorum. Ama mutlaka vardır. Yani mutlaka araştırmalar vardır ama benim özel olarak çalıştığım bir alan olmadığı için ezbere bir şey söyleyemem. Pardon, Bahar olarak soruyorum. Bir yandan ezan başladı, araya çok şey yapmayayım diye baktım. Çevre psikolojisi şehir ya da yapılı çevreyi daha iyi analiz etmek ve anlamak için farklı şekillerde kategorize ediyor mu? Ölçek olarak da olabilir, semt, sokak ya da mahalle gibi olabilir. Böyle bir kategorizasyon sistemi var mı? Tabii. Yani aslında çevre psikolojisinin kendine özgü yani ayırıcı karakteristiklerini sayarken söylemeliydim onu atladım aceleden. Çevre psikolojisinin ayırıcı özelliklerinden bir tanesi de çok düzeyli ve çok katmanlı araştırma anlayışı ya da teori üretme anlayışı diyeyim. Yani en basit bir çekmece düzeyinden en mikro düzeyden en makro düzeye kadar farklı düzeylerde insan mekan ilişkisini inceliyor. Aynı zamanda farklı yöntemler kullanarak inceliyor. Tabii ki doğal ve yapılandırılmış çevre diye ayırıyor. Doğal çevreleri de kendi içinde yarı yapılandırılmış, bütünüyle yapılandırılmamış olarak ayırıyor. Kentsel alanlardaki doğal çevreleri de, yani yapılandırılmış çevre içinde yaratılan doğal alanları da ayırıyor. Yani her türlü fiziksel mekan, fiziksel çevreyle ve sosyal çevreyle ilgili bütün farkları farklı boyutlarda ve katmanlarda tabii ki ayırarak çalışıyor. Ben çok genel bir tanıtım yapıyorum. İşte yani kitapta çok farklı örnekler de var ama yeni araştırmalarda ben tabii kendi kitabımı, çevre psikolojisi kitabımı yazarken ben 20 yıl çevre psikolojisi dersi verdim. Ve yani asistanlığımda başladım ve verirken öğrendim. Çünkü çok yeni bir alandı. O yıllarda kaynaklara ulaşmak şimdiki gibi tak bir düğmeye bas PDF insin değildi. Ama ders verme sürecimde ve tabii ki yıllar içinde çevre psikolojisini öğrendim. 20 yılın sonunda o kitabı yazdım ve kitabı yazarken kuşkusuz kendi tercihlerimle de bir seçkiye yaptım. Yani benim kitabımda en azından var olan bölümler bir seçki. Şimdi mesela yeni bir kitap hazırlıyorum. Onda işte göç, örneğin göç ya çevre psikolojisinin çok önemli alanlarından bir tanesi. İşte cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve mekan çok önemli. Çocuk çok önemli. Şimdi bu yeni bir çalışma içindeyim. Bu bölümlerin hepsini orada yer vermeyi düşünüyorum. Ama her katmanda analiz yapar. Mesela dünya algısı üzerine de çalışır. Aynı zamanda mahremiyet konusunda ev içi mekanlardaki en küçük birimlerden evin en molar yani daha bütüncül bakış açısına kadar ev içi mahremiyet pratiklerinde çalışır. Çok farklı düzeylerde çalışan bir alan. Gözde şöyle bir şey sormuş ki biraz önce dediğiniz şeyle bağlanıyor. Ailelerin oyun alanındaki sadece çocuklar için beklentilerinin olması konusunda ne düşünürsünüz? Oyun alanında en az çocuklar kadar onları götüren aileler de gidiyor ve oyun alanlarını onlar da kullanıyor ama kapsayamama durumundalar. Çocukların özgürlüklerini de kısıtlandığını düşünüyorum bu bağlamda ama bu konuda siz ne düşünürsünüz? Diyor ki biraz önce dediklerinize bağlanıyor aslında çok seviyeli bakmak. Çok farklı çok açılardan bakabilmek için. Evet. İşte oyunu ve oyun alanını nasıl tarif ettiğinize çok bağlı. O yüzden bir olguyu incelerken o olgudan etkilenen bütün aktörleri göze almanız lazım. Şimdi bir ebeveyn genellikle kadınlar oluyor. Nadiren erkekler de oluyor ama ya da dedeler, nineler. Genellikle kadınlar oluyor. Bir ebeveyn çocuğunun diyelim ki her oyun alanı için değişik konuşabiliriz ama klasik sıradan bir
şehir parkı, oyun parkı diyelim. Şimdi orada çocuğunu oynatmak için mesela bir saat, bazen daha fazla değil mi zaman geçiriyor? Bazen birden fazla çocuğu var farklı yaşlarda. Şimdi aslında eğer oyun alanını sadece çocukların oyun oynadığı yer diye tarif ederseniz, çocuğu oraya getiren ebeveyn için hiçbir şey yapmıyorsunuz. O yüzden bence çok önemli bir şey bu. Yani çocukla birlikte olan yetişkinin oyun alanında geçireceği zamanı kendisi açısından daha mutlu kılan ve tabii ki belki çocuğun denetimini de daha kolaylaştıran ve ama bu denetimi çocuğun özgürlüğünü kısıtlamadan yapmasını kolaylaştıran bir tasarım planlamak. Bakın çok bir tek şeye baktığımızda bile tasarımın çok boyutluluğunu görüyoruz ve çok katmanlılığını görüyoruz. Haklı yani sorusunda öyle olmalı. Dikkat edilmeli ebeveynlerin de ihtiyaçlarına. Bir başka soruda çocuklara oyuncak türü materyalleri alırken müdahale etmek doğru olur mu yoksa özgür mü bırakmalı istiyorlar? Sizin görüşünüz nedir? Ben gelişim psikoloğu değilim. Bu konularda haddimi de aşmak istemem. Bunu Aslı ya da başka yani bilemem. Ben bilemem. İdeal oyuncak nedir bilemem. İdeal oyun alanı konusunda konuşabilirim ama ideal oyuncak bilemem. Şimdi yani uydurarak cevap verebilirim. Keskin şeyler almayın yani. Çocuk yetiştirmiş biri olarak ağzına koyup yiyebilir hangi yaşta olduğuna bağlı ama ben bu konuda uzman değilim. Yani iyi oyuncak nedir benim konum değil bilemem. Vallahi ben de çok kısaca çok fazla müdahale etmemek doğrudur diyeceğim. Hani şu zamanda artık 3 yaşındakilere şef bıçakları vererek şef gibi kesmeyi bile aslında öğretebildiğimizi gördüğümüze göre 3 yaşındaki çocuklara. Yani aslında materyal değil orada önemli olan. Ebeveynin o çocukla o materyalle ne yaptığı ve ne kadar çocukla beraber olduğu önemli olan, ona bakılmasını ben de diyeceğim. Ama tabii ki yani toksik materyaller falan hiçbirimizin etrafında olmasalar daha iyi. Bir soruda kreşler ve okulların çevre psikolojisi açısından düşüncelerinizde de dikkat çeken bir şey var mı diye soruyor bir arkadaş. Kreş ve okullara baktığınız zaman. O kadar büyük bir çalışma alanı ki bu, hangi birini söyleyeyim. Yani okul ortamları ve kreş ortamları çevre psikolojisinin çok önemli inceleme alanlarından biri. Ama nasıl bir şey söyleyeyim. Yani şöyle bakın, çevre psikolojisinin asla hazır cevapları yoktur. Mesela ideal okul ortamı nasıl olmalıdır? Hiç bilemem. Dediğim gibi nerede okul? Kimin okulu? Anlatabiliyor muyum? Kaç yaşında çocuklar için okul? Bu okulda ne yapılacak? Şimdi bütün bu soruları bilmeden nasıl bir çevrede okul? Yani nasıl bir sosyoekonomik düzey? O çocukların okulla ilgili tarihsellikleri nedir? Bütün bunları bilmeden İdeal okul çevresi ya da işte ideal kreş çevresi nedir? Cevabını vermem mümkün değil. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani hazır cevapları yok. İyi tarafı da bu zaten bence. Ama neye bakılması gerektiğini iyi bilen bir disiplin. Ama hazır cevapları yok. Zaten hazır cevap tehlikeli bir şey yani. Çünkü standart cevap demek. Standart. Bu demektir ki bütün çocuklar, bütün okullar aynı olacak. İşte bakın. Bizim değil mi ülkemizdeki bütün okullar birbirine benziyor. Üniversiteler bile yani sıralar, çocuklar birbirlerinin sırtlarını görüyorlar, öğrenciler. Ama hoca onların tümünü görüyor. Hı. Çünkü neden? Eğitim denen şeyin hocanın ders verdiği, çocukların da böyle kuzu gibi dinlediği bir şey olarak tarif edildiği durumda bu sınıf ideal oluyor. Mesela söylerdim yani çocuklara, işte siz de katılın. Nasıl katılsınlar ki? Çünkü birbirlerini görmedikleri bir fiziksel mekan içinde hepsinin bana baktığı ve benim onların tümünü gördüğümü bildikleri bir sistem, bir fiziksel yapılanma içinde onların birbirleriyle ve ben iletişimleri mümkün değil. Yani fizik mekan çok belirleyicidir ve öyle katı sıralar ki böyle blok, yani 3 kişilik oynatamıyorsunuz da. Ben çevre psikoloji dersinde böyle bir takım denemeler yapmak istiyordum. Önce bir saatten önce ders başlamadan çocuklarla düzenliyorduk. Ondan sonra, çünkü yerinden oynatamıyorsunuz sıraları. Hani biraz önce söyledim ya. Bütün ortam, mesela eğer bana standart bir bilgi nedir diyorsanız, aslında biraz önce söyledim. Esnek, dönüşebilir,
ve kullanıcının ihtiyacına göre üzerinde müdahale yapabileceği gibi yerler tasarlayın derim. Kendileme diyorsunuz. Hem de çok yani. Evet, hem de çok ekonomik olur yani. Doğru. Ama çok zor. Ben yavaş yavaş toparlama niyetindeyim. Hocam sonsuz teşekkürler. Çok çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet, ben artık sarılacağım insanlara karar verdim. Ben de o noktadayım hocam. Aslıcığım çok teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten beni çok heyecanlandıran, yani günlerdir böyle kalbim pıt pıt atıyor. Bunun da bir sürü nedeni var. Ben artık sınıfı olmayan bir hocayım ve benim için özellikle böyle genel konuşmalar yapmaktansa bu tür akademik şeyler yapmanın benim için duygusal da çok önemli bir anlamı var ve çok mutlu oluyorum, çok heyecanlanıyorum. O yüzden asıl ben teşekkür ederim. Tabii umarım bu yani dinleyenlerin ihtiyaçlarına uygun olmuştur, düzey uygun olmuştur. Çünkü kafama göre bir izleyici profili tarif edip ona göre böyle ortaya karışık bir şey yapmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Hakikaten yani umuyorum sıkılmamışsınızdır ve faydalı olmuştur. Ben çok teşekkür ederim hepinize. Gerçekten çok... arada yazılanları da görüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Evet, herkes size teşekkürlerini iletiyor. Herkes çok heyecanlanmış. Ortak duygu sanırım heyecan. Bu da çok kıymetli bir duygu bence. O yüzden çok teşekkürler. Oldu. İnşallah en kısa zamanda tekrarlarız. Başka bir başlık altında. Daha zamana yayarız. Evet, o zaman mesela şurada bir tane şey geçti. Bence sırf onunla ilgili bir konuşma yapabiliriz. Covid-19 sonrası şehirde çocukların hali ne olacak? Aynı şeyi düşündüm hocam. Aynı şeyi düşündüm. Biz parkta anneler bezle siliyordu. Bir ben silmiyordum. Dediler niye? Dedim ki neyi sileyim? Yani görmediğim bir şeyi silemem. Gözükmüyor bu yani. Neyi sileceğim? Hani hangi bir sileyim? Hangi yani toprakları mı? Yani ben bıraktım akışa. Çünkü çok mutlulardı. Hani o mutluluğu bir ıslak dur bir dakika dokunma etmeyle sonu yok. Yani ona müsaitim ama sonu yok. Bence Covid sonrasını mutlaka konuşmalıyız. Çünkü hücreler yandı annelerin. Evet, risk yani. Play kavramı yeni bir boyut kazandı Covid-19'la. Biz sadece düşüp kalkmalarını öneriyorduk ama şimdi başka şeylere doğru ilerliyoruz. Evet, bence de. Ya bu bütün süreç mekan açısından ya yani ve bizim mekanla ilişkimiz açısından bence çok öğretici. Ben de notlar almaya çalışıyorum, düşünüyorum ama dedim ya 60'ların dünyası gibi böyle bakıyoruz, tren geçiyor biz de bakıyoruz yani. Hakikaten öyleyiz. O yüzden hepimizin deneyimi çok önemli. Bence böyle birbirimizin deneyimlerini de şey yapabiliriz. Yani beraber konuşabiliriz. Ama bence annelerin hücreleri sadece bu yüzden yanmadı. Yani annelik tamamen hücre yakıcı bir sürece dönüştü bu sıralar evde. Yani sırf anne olmak mümkün değil ki. Bak bugün mesela hem anne hem çalışan hem eş hem evlat olman aynı anda önceden farklı mıydı diyebilirsiniz. Gene işe gidince biraz bakın işin anlamında ne kadar değişebiliyor değil mi? İş bazen özgürlük veren bir şey olabiliyor. Ve çocuklar okula gidince bir kafan dinleniyordu. Şimdi o da yok yani. Çok zor bir şey. Ben gerçekten her açıdan. Hocam zor. Ben diyorum ki seni gözüm görmesin diyorum. 5 yaşındaki evet. Diyor ki nereye gideceğim? Korona var diyor. Canım ya. Canım çok fena canım, yani. Canım değil hocam, size yollayabilirim köye. Biraz köy hayatı çok güzel olur. Burada doğal o kadar mutlu olabilirler ki o kadar mutlu olabilirlerdi ki. Ya gerçekten yani çocuklar için acayip bir hayat burası. Ben de çocuğumu şehirde büyüttüm. Keşke o zaman olsaymış yani. Neyse evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederim ya çok güzeldi. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar bu sohbetin kaydını YouTube'da Kadir Has Üniversitesi'nin hesabından takip edebilirsiniz. Hemen konmaz bir haftayı bulur sormuşsunuz. Hocam en kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Bu Covid sonrası bence güzel bir konu olur hepimize. Olabilir.
Biraz dinlenin, oksijen, biraz hava, temiz hava. Sonra tekrar bir araya gelelim. Biz zaten şehirde boğuluyoruz. Kendinize iyi bakın. Pelin Hocam, çok teşekkürler. Aslı Hocam, vesile oldunuz. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Çok sevindim. Herkese iyi akşamlar.